Şimdi Ukrayna güne bu patlamalarla uyandı. Başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehirde Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi. Rusya neden bu hamlede bulundu? Şimdi gidelim Rusya'ya. Siyament Kaçmaz karşımızda, gazeteci arkadaşım. Siyament, Rusya hafta sonunda Kırım'da Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırıyı acaba misilleme mi yaptı? Kremlin'den bir açıklama var mı yok mu? Bugün gerçekleşen saldırılarla ilgili. Semiha, öncelikle resmi bir açıklama henüz yok Rusya tarafından, ancak bu bekleniyordu. Çünkü Rusya'nın dış politikasına baktığımız zaman, daha doğrusu Rusya'nın hareket kabiliyetlerine baktığımız zaman sürekli aynadan yansıma şeklinde gerçekleştiriyor bunu. Hem diplomaside hem de sahadaki gelişmelere baktığımız zaman bugüne kadar hep böyle oldu. Bekleniyordu böyle bir şey, çünkü baktığınız zaman Rusya uzun bir süredir bu Luhansk, Donetsk, bu son dört bölgenin dışında herhangi bir yere yönelik bir eylemde bulunmuyordu bugün sabaha kadar. Cumartesi günü gerçekleştirilen köprüye gerçekleştirilen saldırı sonrası Rusya'nın buna bir cevap vermesi bekleniyordu açıkçası. Nasıl olacağı da merak konusuydu. Baktığımız zaman Rus televizyon kanallarında yorumcular genellikle şunu söylüyorlar: biz bu eylemi gerçekleştirmemiş olsaydık, bu sabahki eylemi, Ukrayna tarafından bir sonraki eylem Rusya'nın daha kritik altyapılarına yönelik bir saldırı olabileceği şeklindeydi ve bu eylemi aslında haklı bulduklarını ifade ediyorlar. Hatta sabahtan bu yana sürekli Rus televizyonlarında Kırım Köprüsü'ne gerçekleştiren saldırı sonrası Kiev'deki kurulan resimler var. Bir pul yapılmış anladığım kadarıyla görüntülerden. Onun önünde fotoğraflar ve sevinçler gösteriliyordu. İşte buna cevap olarak Rusya'nın bunu yaptığı ifade ediyor. Tabii bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanlığı oradaki bölgedeki komutanı değiştirdi. General Sergey Surovikin geldi oradaki komutanın başına. Bu da zaten oradaki gidişatın değişeceğine bir işaretti aslında. Çünkü Rusya'da buna yönelik bir memnuniyetsizlik vardı oradaki sahadaki gidişattan. İşte Rusya Savunma Bakanlığı oradaki komutayı değiştirdikten sonra aslında orada bir değişiklik bekleniyordu. İşte bu sabah böyle bir değişiklik görüldü. Hatta bununla ilgili olaraktan biliyorsunuz oradaki Ukrayna'daki Rus güçlerinde çok dominant bir yapıya sahip olan Çeçen kuvvetleri var ve Kadirov orada çok önemli bir görev üstleniyor. O bundan memnuniyetini de dile getirdi hatta değişiklikten ve bu sabahki saldırılardan da gördüğümüz kadarıyla Rusya aslında yapılması gerektiği konusunda hemfikir diyebiliriz Peki vatandaşlarımız. Siyament, aslında savaş ne zaman bitecek sorusunu da sormaya devam ederken gidişat daha da mı sertleşiyor? Bugün itibariyle de bunu mu anlamalıyız? Aslında Rusya cephesinden baktığımız zaman o dört bölgenin Rusya'ya katılmasından sonra gidişatın artık farklılaşacağı bekleniyordu. Çünkü hani biz o bölgedeki Rusça konuşan halkı korumaya yönelik bu operasyonu yapıyorduk. Onlar bölgeye katıldı. Bundan sonra bunun dışına çıkmayız düşüncesi vardı ve bu bölgelerin hiçbir şekilde tekrar müzakerelere konu olmayacağı şeklinde Ukrayna ile tekrar müzakere edebileceğini ifade ediyor. Yani en azından düşmanlığın bitirilmesi açısından. Ancak cumartesi günü gerçekleşen Kırım Köprüsü'ne gerçekleşen eylemden sonra Rusya'nın da tavrı ona göre şekillendi diyebiliriz. Tabii bunda önemli bir faktör, daha az önce ifade ettiğim gibi, oradaki Savunma Bakanlığı'nın komutayı değiştirmiş olması da göz önüne alınması gerekir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Siyament Kaçmaz.